Şuradaki arkadaş şu bütün gece horladı. Başka biri. Uyutmadı ya, uyutmadı. Bu ne ya? Aslında ben çayda içtim. Çay da beni uyutmuyor. Çaydan dolayı da uyumamış olabilirim. Hem horlama da vardı. Dün zaten otobüste uyuyamadım. Bugün de burada uyuyamadım. Sersem gibi. Videoyu böyle açmak istemezdim ama yapacak bir şey yok. Günaydın. Bir de şurada ne var ya? Böyle sırtıma falan batıyordu gece. Neyse kalkalım. Bugün bir Batum tur yapalım. Şöyle Türkiye'den annemin evinden kaçırdığım poşet çay. Evdeki gibi demli çay olmaz ama idare ediyoruz. Dışarıda güneş yok ama güneş kremi süreceğim. Allah'ım saçıma bak. Kendi kendine böyle olmuş ha. Vallahi ben yapsam böyle durmaz. Saç saçı bağlamış. Kokusu çok kötü ya. Sanki yüzüne sabun sürmüşsün. Güneş kremi nasıl sürülmez? Şöyle fazlasını ellerimize. Evet, hazırsak çıkalım. Bas yukarıya bas. Şimdi tam çıktım. Yağmur yağdı. Şöyle dedim gelin bir çay için. Belki yağmur durur. Durmazsa bugün son gün, yapacak bir şey yok. Gezeceğiz. İnşallah durur ya. Vallahi baktık yağmurun duracağı yok. Kendimizi attık sokaklara, yapacak bir şey yok yani. Burada yağmur durmuyormuş. Böyle birkaç saat yağıyormuş. Bu arada hoş geldiniz. Sabah güzel bir giriş yapamamıştım, o yüzden şimdi böyle diyeyim. Şimdi önce kendimden bahsedeyim. Kimim ben, ne yapıyorum? Şu an Gürcistan'dayım. Önce kendimi tanıtayım. Şöyle yağmurun olmadığı bir yere. Benim adım Çiçek, dünyayı gezme diye çıktım. Makedonya'ya gittim. Makedonya'dan sonra Türkiye'de biraz birkaç şehirde video çektim. Şimdi de Gürcistan'dayım. Buradan Azerbaycan'a geçeceğim dedim. Azerbaycan karayoluyla kapalıymış. O yüzden Türkiye'ye dönmem gerekiyor. Oradan inşallah başka bir ülkeye. Niye Azerbaycan kapalı ya? Bilenler var mı? Çok saçma. Şurası Avrupa meydanıymış. Şurada elinde bir tane kadın koyun postu tutmuş altından. Onun hikayesini anlatayım şimdi bildiğim kadarıyla. Bu koyun postunu Roma kralı mı gelmiş. Kraldan istemiş bu postu. İşte krala vermemiş. Haydi niye vereyim falan demiş. Alamamış. Sonra bu kralın kızı gelene aşık olmuş. Sonra bunlar koyun postunu alıp kaçmışlar. Roma'ya kaçmışlardı galiba, yanlış değilsem. Ondan sonra bu evlendiği adam da bunu aldatıyor. Bunun adı Madison dedi. Madison. Bunu aldatıyor. Sonra bu da çok sinirleniyor. Şey diyor, tamam sen evleneceksin, ben kıyafet dikeceğim senle eşine demiş. Ama kıyafetler zehirli. Sonra onlar giymişler düğünde. Düğünde ikisi de ölmüş. Sonra bu koyun postunu alıp tekrar bu ülkesine dönmüş. Yani o yüzden buna medicine, bu İngilizce'deki ilaç buradan geliyormuş. Ukrayna yere asmışlar. Burası buranın işhanı. Hı? Buraya ait bir işhanı. Yani İşhanı burası. Sovyet Birliği'nden kalma bir işhanı. Şu. O da aynı şekilde. Yani Sovyet yapılarından oluşuyor yani. Şöyle. Orası astronomik saat. Astronomik saat. Çift yönlü bir saat yani. Hem sağa hem sola döndü. Hem sağa hem sola döndü. Mimarisi Avrupa mimarisi gibi. Rus yapıları yani. Hep yüksek tavan. Hı. İşlemeler hep Rus işlemeleri. Öyle mi? Mesela astronomik saat şey.
normal saat birimi var. Hı. Roma rakamlarıyla. Evet. Bir de böyle gündüz gecenin oluşumunu gösteren bir saat var. Normal ayları takip eden bir saat var. Bu şekilde bir astronomi bir saat. Burası Zeus Meydanı. Zeus'un heykeli var zaten. Şöyle atladık, araçlar duruyor. Çok güzel. Şimdi Özgürlük Meydanı'na geldik. Şöyle. Şu otelmiş. Genelde otelin altında böyle alt katta gazino, yani kumarhane oluyor. Burada yasal kumar oynatmak. Bizim konsolosluğumuz. Bizim burası. Türkler konsolosu. Bizim Türk konsolosu. Bizim Türkler buraya gelir. Kumar oynatmak. Şöyle Batum'un her yeri inşaat. Her yerde inşaat yapıyorlar. Burası da botanik bahçesi. Baksana bambu ağaçları. Burası bayağı büyükmüş. Şurası sahil herhalde değil mi? Evet, evet, sahil. Buranın burada başka genel, bir meydan. Genel tiyatrosu var burada. Tiyatro? Hı, burası tiyatro. Burada tiyatro oynuyorlar. Sergi de. Şurası. Şu ne? Burası o şekilde bir meydan yapmışlar ama bir anlamı yok. Aa, ben bunun bir tane şey siyah olanı vardı. Rengi. Orası ne tabii. Görüyorsunuz Gürcistan halkına yağmur hiç. Çünkü bayağı alışmışlar. Burada bayağı yağmur yağıyor. Şurada hemen sahile Karadeniz. Şap şap istedim. Şurası kordon boyu. Millet deli gibi geziyor ya. Martılarını böyle park etmişler. Karadeniz. İnşaat. Yağmur. Girdik yağmura çıka çıka bata çıka gidiyoruz. Ay dalgaya bak. Karadeniz. Bakar mısın? Abi insanlar yüzüyor, soğuk değil mi ya? Alışmışlardır artık bu suya ya. Hava yağmur yağmasına göre soğuk değil. Baksana ya şezlonglar. Millet bayağı yüzüyor. Allah'ım bakar mısın? Sis, duman. Ha şurada paraşütle uçuyorlar. Şu gördünüz mü? Alfabetik restoran. Asansörle yukarı çıkılıyor. 20 lira ama. Üstündeki top olan. 20 lira çok fazla ya. Bize çok. Ama bu yağmurda koşma. Terleyeceksin, sonra üşüteceksin ya. Şimdi Ali ve Nino'ya gidiyoruz. Şöyle büfeler, kafeler falan böyle sahil boyunca. Şöyle martı sistemi var. Martı sistemi zaten. Dakikası kaçtı? 20 tetrik. 20 tetrik dakikası. Bunların parasıyla, yani bozuk paralarıyla. Öyle. Şöyle bir araç var. Bu ne? Bunları kiralıyorlar mı bunlar? Evet. Kendileri sürüyor. Saati 15 lira. Saati 15 lira bunu. Böyle sahil boyunca sürüyorlar. Evet. Yaklaşık bir 15-20 kilometre var yani burası. Sahil 15-20 kilometre var. Yani Türkiye Sarp sınırına kadar sahil. Evet. Var oraya kadar. Aha geldik. Bu alfabetik bina. Bu kaç metre? Metre olarak bilmiyorum. Hı. Ama metre olarak ne yapacağız zaten işte. Yukarısı restoran. Çok güzel. Evet, o meşhur Ali ve Nino heykeline geldik de gerçekten. Hayal kırıklığı ya, bu ne bu kadar küçücük.
Resmen. Gerçekten söylüyorlardı da böyle kameradan büyük çıkıyor. Gerçekten yakında küçücük. Ali'nin hikayesi. İşte Ali ve Nino, Azerbaycanlı Ali ve Gürcistanlı Nino'nun dinleri yüzüne kavuşamamışlar, aileleri vermemiş yani. Onlar da aşklarını ölümsüzleştirmek için, ölümsüzleştirmek için böyle bir heykel yapmışlar. Heykel şöyle dönüyor, dönüyor. Tam böyle birleşecekken tekrar içlerinden geçip ayrılıyorlar. Yani kavuşamamaların sembolü olarak böyle yapmışlar. Ali ve Nino sadece Gürcü bir yazarın yazdığı romanın kahramanları. Öyle mi? Gerçek değil mi? Gerçek bir hikayesi yok. Ve burada Gürcü ile Türk işte sembolleştiği için bu heykeli yapıyorlar ve onun adını veriyorlar yani. Hani herhangi bir burada yaşanmış bir gerçekliği yok yani. Ama herkes gerçek diyor. Yok. Böyle bir gerçekliği yok. Yok. Sadece kahraman bunlar. Biz var diyelim. İşte kolların olmaması da kavuşamamalarını simgesi. Burada da Türkiye'den simitçi. Türk müsün abi? Ben seyirim. Liner okuyanız kaçasın. Evet, şu an yaklaşıyorlar. Öpüşecekler. Gel dedim. Ben gazetesi olan Hüzade var. Zoom yok. Evet. Beklenen o. Дорогие друзья, мы приглашаем вас на интереснейшую получасовую прогулку на нашей яхте «Океанус». Вы насладитесь красотами Батуми с Лазурного моря, увидите горы во всей их красе. А если повезет, то мы увидим с вами дельфинов. Gördüğünüz gibi kavuşamadı. Наш экипаж подарит вам отличное настроение. Burada teknelere kiralayıp gezebiliyorsun. Şu da nişan teknesi. Şu an nişan töreni var orada. Şöyle genelde turistler zaten. Baksana burası Gürcistan'da gidilecek yerler. Evet, Gürcistan'da. Şey yani yerler. Batum'da mı? Sadece. Batum'a yakın yerler yani. Hepsi Gürcistan'da. Evet, hepsi. Turla mı gidiliyor sadece? Tabii turla gidiliyor. Ya kendine gidebilirsin mesela. Kestonya Kalesi. Bayağı bir yer var. Kestonya Kestonya yazan. Sarp'a yakın olan yer. Evet, ben gelirken görmüştüm ama çekememiştim şurası. Evet. Sarp'ın hemen sağ tarafında şey Gürcistan'a girerken. Orada duruyor. Aa, şurada kano yapabiliyor. Ya orada normal şey yapılıyor. Rafting yapılıyor. Ha, rafting yapılıyor orada. Yukarıdaki zaten botanik bahçesi. Botanik bahçesi nerede? Yok. Buraya yakın ama Gürcistan. Araçla gitmek. Ya Gürcistan'da sokaklarda şöyle şeyler satıyor. İncire bakar mısın? Evet. İlk defa böyle uzun incir görüyorum. Şöyle. Şöyle bardaklarda meyve satıyorlar. Şöyle karpuz, kavun. Batırmışlar. Şöyle onların bizim sucuk dediğimiz, onlar da kendine has şöyle şeyleri var. Asıyorlar. Çuçkella ismi. For the vlog? Yes. Öyle şeyler yapıyorlar, kurutuyorlar ve satıyorlarmış bizim gibi. Teşekkür ederiz, iyi çalışmalar. Turlara şunlar da girebilirsiniz. Abi bize gel paraşüt yap diyor, bu havada ne paraşüt abi ya sen. Havaya baksana ya şansıma. Şurada yine abimiz meyve satıyor. Hem yiyor hem satıyor. Güzel. Yani şu gördüğünüz Çaça Çeşmesi. Biz bunu Saat Kulesi falan sanıyoruz. Aslında Saat Kulesi ama Çaça Çeşmesi diye geçiyormuş burada. Pandemiden önce buranın yerel bir içkisi olan çaça belirli zamanlarda bir hafta boyunca bu çeşmeden akıyor. Buranın halkı o alkolden faydalanabiliyordu. Şurası ağaçlı olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi her taraf ağaç. Alışveriş merkezlerinin bulunduğu yer yani. Nasıl shopların bulunduğu yer. Yok işte bebek mağazaları, gözlük mağazaları. Ayakkabı mağazadır. Ya Gürcistan'ın mimarisi binaları falan çok güzel bak. Eski binaları yıkıyorlar mesela. Yenilerini de yapılan ama eskiye de sahip çıkıyorlar. Gerçekten çok güzel. Bir adet Türk markası Karaca var burada. Kesin pahalı. Türkiye'de yani de pahalı. Lari üzerinden olduğu için pahalı yani.
Evet, bugün günlük gezimizin sonuna geldik. Yağmurlu diye aslında doğru düzgün bir yere gidemedik. Doğru düzgün bir çekim yapamadım. Nasıl konuştum, ne anlattım hiçbir şey bilmiyorum. Hiç de planladığım gibi olmadı. Ama artık idare edersiniz. İzlerseniz, beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, bir dahaki videoda görüşürüz.